bakalım son yarışmacımız kim? Son yarışmacımız 101 Adnan Hicaz makamındaki bir eserle geliyor. Söz ve beste Sezgin Büyük. Duyanlara, duymayanlara, soranlara, sormayanlara. Ben onu seviyorum. Tebrikler Adnan. Teşekkür. Bakalım neler diyecek jüri üyelerimiz. 9. 9 Armağan Çağlayan'dan geldi bile. Çok mu kısa? Kısa söyleyelim değil mi? Kısa. Evet ama yani bir cümle hani. Tabii çok iyi yorumladı. Şimdi parçanın vusatı geniş. Ama stüdyoda olsa tabii ki o pes seslerde mikrofonu biraz daha... Daha doğrusu mikserde o volümü biraz daha açarak giderebiliriz. Burada belki biraz az duyuluyor ama sağlam. Son derece sağlam ve duygulu. Onun için ben 10 veriyorum. 10 geldi Orhan Gencebay'dan. 10 Ebru Gündeş'ten. Yine aynı olay. Bakınız bir solistin eser seçimi çok önemlidir. Bu tarz sesler vüsatlı sesler değil. İlla ki sesin, yalnız şunu da bu arada tırnak içinde söylemem gerekir. Ses güzelliği illa ki çok vüsatlı veyahut oktavı geniş olduğu vakit o ses güzeldir değil. Sakın ola ki yanlış anlaşılmasın sözlerim. Ne söylüyorsam öyle anlaşılsın. Şimdi efendim, fazla oktavı geniş bir ses değil çocuğumuzun sesi. Ama eser seçimi hatalı, ağlı beyli. Yani iki oktav ses olacak, en azından 2,5 oktav olacak hatta. Efendim, bu sesleri gümbür gümbür basacak. Şimdi biraz önce... Hemen döndüm üstadlara, dedim ki bu 5 ses mi 6 ses mi? Hayır efendim 5 ses. Yani yegâhtan okuyor değil mi efendim? Yegâhtan okuyorsunuz. Yani kadın sesi, kadınlar bu böyle ya 4 ses okurlar ya 4 ses okurlar ya 5 ses okurlar. 6 sesten sonrası da geçmiş olsun El Fatiha'dır zaten. Bitmiş demektir. Efendim, neden böyle bir seçim? Onu hemen ben cevap vereyim. Çünkü orada kendisinin hatası yok. Biz kendisine tavsiye ettik. Yani çok da istekli değildi bu şarkıyı söylemek konusunda. Peki. Onu hemen size belirtmiş Peki. olalım. Peki, o zaman sözümü geri alıyorum. Onun demek ki suçu değil. Siz siz olun. Bunu size... söylemekle görevli olarak addediyorum kendimi. Çünkü çok temiz bir çocuksunuz. Ve sesiniz de duygulu, tatlı, ufak bir ses. Sanırım. Onun için sesinizin ayarına göre, regülasına göre efendim eserler seçeceksiniz. Fazla oktavlı okuduğunuz vakit, örneğin Kürdüce Asker'de zorlandınız. Burada oktavı basabilmek için yegâhtan başladınız ki o oktavı veresiniz diye. Yani bunlar tabii biraz teknik ama bunları yapmayınız. Yanlış mı canım efendim?
Şimdi o yegah da tam gözüne gözüne o sesin çıkması lazım. Peki, puan da alabilir miyiz Bülent Hanım? Şimdi öteki çocuğa da bunu söyledim. Evet. Onun da sesi duygulu, ufak bir ses. Efendim, onun için böyle çiftli, A'lı, B'li eserler seçmemeleri lazım. Ama tatlı okudu, 8 veriyorum. 8, Bülent Ersoy'dan geldi. 10, 18 ve 9... Toplam 37 puan almış. Birinci şarkısında da 38 puanı var. 75 olmuş ikisinin toplamı. Aday numaranı hemen söyler misin? Aday numaram 101. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Arda abilerim beni izliyor. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Bodrum'a ve tüm Karadeniz'e. Beni destekleyen herkesten Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler Adnan'cığım. Adnan'ın aday numarası 101. (Gülüyor)